çok heyecanlıyım burada. Yani ya, kamera açıldı. Arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım orada. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu insanlar kim? Biz ne yaşıyoruz? O da benim gibi gözü kara belli. Terserim deli dolu terelelli. Bir grubun üyesi olacaksın. Ama bize banjo ucutsun. Aa, Buğra? Basıldık. Buğra hoş geldin hayatım. Arkadaşlar bugün Türkiye'de gerçekten en sevdiğim herhalde bir ilk 30 insan yapsam Mobel'i alırdım. Mobel Matiz aşırılardan sekti ama merhaba. Adamı iş yerinde böyle basmayı bildik işte. Mobel'cim öncelikle biz senin kulisine hoş geldik. Hoş geldiniz. Arkadaşlar gerçek bir star kulisi nasıl olur? Şimdi hep beraber göreceğiz. Şunlarla bir başlayalım. Ya bu nedir abi bu? Ya buna bir lütfen bir bakabilir miyiz ya şu takılara falan? Ya Mobel'cim bu... Ben böyle seviyorum zincir, İnanılmaz fetiş, iyi giyiniyorsun. Böyle gümüşler falan. İnanılmaz şukur. İyi giyiniyorsun. Teşekkür ederim. Yani biraz şuraya da bakabilir miyiz birazdan? Evet tabii, merhaba. Arkadaşlar şu yani mesela şu bayağı favorim ya. Aynen. Şu ne kadar güzel. O da nightlife'da güzel çalışır. Sonunda bir kulis gördük be. Vallahi bir kulis gördük şu Zorlu'da. Mobel'im şimdi senle bir sahneye doğru bir yolculuk tamam. Yaparken. Tamam, hay hay. Birazcık sohbet edeceğiz. Evet Mobel'cim, canım Mobel'im. Akşam burada harika bir konserin olacak senin. Biz de seni uğurlayacağız zaten. Sahne şovlarınla bilinen birisin yani olağanüstü bir... LED, ışık. Geçen gün bir tane gökkuşağı ışığı vermişler evet, üzerine. Evet. Baby o nedir ya? Ben evet, biraz duygulandım lan onu görünce. O kadar olağanüstüydü ki sana teşekkür da yani ederim. Zaten bu yakışır ama şimdi o zaman ilk sorumla geliyorum. Hadi buyurun. Performansın sırasında konserde seni en çok ne gaza getirir? Hoşlandığım kişinin karşımda oturması inanılmaz gaza getirir. İnanılmaz. Böyle içimden başka bir şey çıkıyor o zaman. Oy aşkım. Çok gaza getirir. Böyle şey yapar yani beni yükseltir bayağı. Ay ne güzel mükemmel çok iyi. Peki bu zamana kadarki en garip konserin? En garip konserim. Yani benim burada ne işim var dediğim bir yer. Ben niçin burada şu an şarkı söylüyorum? Bu insanlar kim? Biz ne yaşıyoruz? Yani arada oluyor öyle şeyler. Böyle özellikle yemekli, oturmalı gibi yerlerde çok zorlanıyorum. Beyaz yakalılar evet. Değil mi? Bu senede oldu galiba öyle bir şey. Yani tabii ki dinleyen birileri oluyor ama böyle büyük bir çoğunluk başka bir alemde takılıyor. Biz ne yaşıyoruz takılıyor. Abi şu an burada? Orada çok zorlanıyorum. Ve onu bir şekilde handle etmek için, toparlamak için başka bir şey hayal edip onlara söylüyorum falan. Genelde öyle oluyor. Bir anda oraya bir blue box evet, koyuyorsun aynen. Ve kendi resmini mi koyuyorsun? Vallahi çok iyi. Peki mesela şu anda prodüksiyon zorluklarından bağımsız. Yarın her şekilde bir şekilde mucizevi olarak tak 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 ayarlandığını düşün. Nerede konser vermek isterdin? Glastonbury Festival'de çıkmak isterdim. Bir de Londra Royal Albert Hall çok isterdim. Ay Mobel ben ve şu an bütün izleyiciler bir dua zinciriyle sana bunu diliyorum. Vallahi diliyorum aşkım az bile sana her yer. Peki hiç sarhoş sahneye çıktın mı? Tabii ki yalan. Yani peki, çok demeyeyim ama çıktım. Peki nasıl handle ediyorsun? En son çıktığımı anlatayım. Anladım. Yani bu sene büyük konserlerimden biriydi nerede olduğunu söylemeyeceğim. İlk yarı çok iyiydi. İkinci yarıya geçerken arada bir şeyler dikmişim böyle peş peşe ve Anıl, işte styling'imi yapan, art direction'ı yapan arkadaşım. Anıl diyor ki yani şok oldum diyor böyle peş peşe 3 tane falan yuvarladım. İkinci bölümü hatırlamıyorum. Zom yani zom yaptım. Peki sonradan izledin konseri. Mi? Nasıl geçti acaba? İzledim. Rezalet. Saçmalama. Hakikaten. Bence seyirciler öyle düşünmüyor. Yani, orada çünkü devamlı bir saçmalama gördüm. Ya, yani insanlar tabii çok onu enjoy ettiler. Konser aslında güzel geçti. Ben kendimi bildiğim için böyle hani göz hareketleri, el hareketleri, arada unuttuğum şarkı sözleri. Öyle kolaysa gel başımdan çaldıra at sevdanı demişim mesela. Bu videoda çıktı falan. O yani en son sarhoş konserim. Ben fan olduğum sanatçıların sarhoş çıkmasına bayılırım bu arada. Çok eğlenceli oluyor ama tabii kontrolü biraz elden bırakmak durumunda olduğunuz için tabii o beni geriyor. Başak Burcu olarak.
kontrol manyağıyım yani. Gerçekten mi? O yüzden yaşarken aslında çok eğlenceli ama sonra izlediğimde... Ay Mubacım, Başak erkeği kız evlerden uzaksın. Yemin ederim. Seni bu kadar sevmem bir mucize ya. Benim akrep olarak. Ayvalık yükselenim akrep. Benim de. Evet. Peki, hayattaki... Guilty. Çok heyecanlıyım burada. Yani kamera açıldı. Arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım orada. Ne yapacağız bilmiyorum mesela. Evet. Kamera açıldı anda illa ayağımda olacak kanka. Sen bir sorsun artık lütfen ya. Öyle indi mi falan. Peki hayattaki guilty pleasure'ların. Leş zevkler. Dizi de olur. Aslında ne izliyorsun onu merak ediyoruz biraz. Ben ediyorum. Ya ben izleyecek bir şey bulamıyorum. Belki senden şey alırım. Öneri alırım. Olur. Geçen bu yılın başında Succession'ı izledim, bayıldım. Sevdin mi? Çok. Üç sezonu bitirdin mi? Aynen. O nedir baby? Son iki yıla Dark'ı çok sevmiştim. Ama sonra başka bir çok izleyecek, evet, çok izleyecek bir şey bulamıyorum ben aslında. Ben sana vereceğim hayatım. Peki, hangi filmin baştan sona bütün müziklerini sen yapmak isterdin? Wow. Ama bir şey original score yani, öyle düşün hani. Bütün hani sadece bir şarkın vermiyorsun. Evet. Türkiye'den Gece Melek ve Bizim Çocuklar çok isterdim. Ay biraz tüylerim dikti. Evet. Bu cevabı hiç beklemiyordum. Oğlum tükürüyüm aptal, ne alaka burada? Bir de dünyadan da bir Almodovar filmine müzik yapmak isterdim. Annem hakkında her şey olabilir. Ay çok hoş bir kötü seçim. Eğitim olabilir. Çok güzel seçim. Bir Almodovar'a bir müzik yapmak isterdim. Arkadaşlar buradan şey da dünyaya bir... Bir şey söyleyeyim mi? Pedro da sana bayılırdı. Gerçekten öyle. Ay umarım canım mı benim ya. Hopsa. Peki. 90'lardan, 90'lar Türkçe pop'tan bir tane şarkı kurtaracaksın. Gelecek nesiller için. Ha. Tüm külliyat gidiyor, bir tanesi kurtuluyor. Wow. Ne olabilir? O da benim gibi gözü karabelli, terslerim deli dolu terelerli. Bu aşk bizi yola getirmeli, ölürüm sana. Harika, ölürüm sana kurtarılır biliyor musun? Aynen. Gerçekten öyle. Mubacım tabii yani şarkı sözü yazan değil, artık bir şairsin benim gözümde. Gerçekten öyle. Bir şair olarak ve bu şiirlerinin de şarkı sözüne çevrilen biri olarak... Bir tane böyle senin için, benim için bir sanat eseridir bu şarkı sözü dediğim bir söz var mı? Çok var aslında. Türkçe'de çok var. Özellikle Türkçe pop rock dinleyerek büyüdüğüm için yani orası bir derya gerçekten. Öyle yani geçmişimiz benziyor galiba. Çünkü ben de 90'lar Türkçe pop'a takık biriyimdir gerçekten. Ben de öyleyim. Yani dönüp dolaşıp ne yaparsam yapayım bir şekilde oraya bağlanıyorum. Kesinlikle ben de hep. O zamanlardan... Çok şarkı var aslında, çok şarkı sözü var. Yani böyle Sezen'in, Aysel'in, işte Nazan'ın, Yıldız'ın, Mete'nin, Teoman'ın. Yani şu an çok acayip sözler var. Nasıl bir uzaylıymış ya. İnanılmaz, inanılmaz bir karakter ve çok ilham verici gerçekten. Her birinden bir sürü öyle imrendiğim, ay bunu ben yazsaydım dediğim ya da yani kurtarabileceğim şarkı sözü var ama herhalde şimdi ilk aklıma geleni söylemeliyim galiba %100. Bu anlamda. Bir çocuk sevdim. Çok yani inanılmaz ya, bir... Ya sen şu an bence şaka yapıyorsun çünkü birazdan göreceksin nedenini. Neyse daha sonra anlatacağım onu. Okay, şimdi piç etmeyeceğim programı ama olansın. Bir çocuk sevdim bir çocuk uzaklardan. Sevdim. Aynen. İnanılmaz bir böyle kendine mektup gibi. Sen onu kavurladın mı? Kıvırlamadım hayır. Çok kıvırlandı. Ha öyle mi? Sıra bana gelmedi henüz ama çok belki kıvırlandı? Bir gün belki yaparım. Ben hiç duymamışım çünkü. Hiç dikkatimi çekmemiş belli ki. Sahnesindeyiz ya, burası neymiş ya bu ana sahne. Gerçekten şu an büyülendim. Bu iş böyle mi? Abi burada nasıl tek başına durabilirsin? Bu bir manyaklık. Bunu nasıl yönetiyorsun ya? Ben gerçekten manyaklık bu. Yöneten insanlar var çok şükür. Tek başıma yönetemezdim. Çocuklar yani, yani şu an ne kadar çıkıyor bilmiyorum. Devasal bir sahneymiş burası ya. Ve yani şu an biz buralar falan hep dolu olacak. Ay tam bir embesilleştim gerçekten. Konser 101 soruları soruyorum adama. Nasıl kalsın? Estağfurullah. Mobel'cim çok etkilendim. Tam sana yakışacak bir sahne gerçekten.
Çok merakla bekliyorum akşam burayı. Peki o zaman sorularımıza devam ediyoruz. Rahat mısın? Rahat. Heyecanım devam ediyor ama rahat. Benim de ama mutlulukla karışık. Aynen. Peki o kadar dinledim ki artık dinlemiyorum dediğim bir şarkı. Delikanlım. Yıldız'ın. Yıldız delikanlım. Çok haklısın dinledim. Biliyor musun? Benim de sana değer. Of. O ilk albüm zaten. Arkadaşlar o nedir ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? İlk albümler şey. Mesela Levent Yüksel, Aşkın Rengi ve Sertab Erener bence. İlk albümler. Delilik değil mi yalnız, ya? Oyun bitti falan nasıldır aynen. Mesela değil mi? Çok Sertab Erener'in bende. Söndürdüm ben yangınları, külleri savrulup gitti. Hayır artık oynamıyorum, oyun bitti. Ay ya müthiş. Ay Hasan bak nasıl mutlu. Peki. Ay, Gusta'na sağlık ya, harika şarkı seçimleri hayatım yalnız. Benim oyun bitti bilen kaç kişiyiz şu an? Spotify'da hayatım. Eski Türkiye listemi takip etmeni öneririm Mabel'cim. Teşekkürler. Hemen ediyorum çıkışta. Peki. Üç kişi veriyoruz. Birini tarihten siliyorsun baby. Bayağı her şeyle gidiyor. Doğmuyor. Bir, Madonna. Maalesef çok acı bir isim. İki, onu Prince. Onu silemem pop tarihi mahvolur. İki, Prince. Onu da silemeyebilirim. Üç, David Bowie. Çok kazık bir soru yalnız. Dörde Tarkan'ı vermiştik. Tarkan'a kıyamadım geri aldım. Ben de kıyamazdım asla. Aynen öyle. Madonna olmaz. Tamam. Tutuyoruz. Prince'le Bowie arasında yani onun ikisini düşünürsem sanırım Bowie'yi tutarım çünkü Prince'e o kadar şey değilim. Tam hala anlamadım. Bowie'ye çok kopuyorum. Doğru. O böyle bir daha bir ikon ama Bowie'nin evet, temsil evet, ettiği şeyler aynen. Çok daha başka. Çok özür dileyerek Prince'i... Prince hoşça kal büyük kusura. Bir kürek daha biz attık senin toprağa. Gaye çok kızacak galiba bunu seçmeme değil mi? Abi Gaye Madonna'yı alırdı diye düşünüyorum buradan. Kesin. Yani kesin. Hiç Madonna mesela Gaye için ne ifade diye, ediyor hiçbir şey. Ben kıyamam Mama diye. Doğru yani. Söylüyorsun. Ben de kıyamam. Pop tarihi gerçekten. Affetmez. Çocukluğumuz gider be. Evet. Deli misin evet, kız? Aynen. Peki, bütün kariyerini siliyorsun. Bir grubun üyesi olacaksın. Sonsuza kadar oradasın. Ama mesela bancocusun. Solist de değilsin abi. Bancocusun. Solist de değilim. Solist de değilsin. Bancocusun arkadaşın. Tarihten de olabilir. Şu an olması gerekmiyor. Frontman değilim. Değilsin. O zaman kız frontmansın be. Herkesin popi olduğu bir grup seçeyim o zaman. So. Ne olabilir? Spice Girls. Bence çok eğlenceli. Spice Girls ama çok çabuk dağıldılar. Aynen. Olsun kimdi şey ya? Alırım. Beyoncé'lerinki neydi ya? Beyoncé'lerinki? Şey Destiny's Child. Destiny's Child. Ay çok eğlenceli ya. Sahne sağlam. Kız. Bana ay, mı öyle inşallah geldi? İnşallah yayın sırasında deprem başım olmaz Canberk aman diyeyim. neydi soru ya? Bak, bütün kariyerim bitiyor. Ha, bir bandın. Bu grup oluyorum. Bandın şey, içindesin. Bandın içindeyim. Beatles olabilir. Güzel seçim kardeşim. Güzel ekmek yediler güzel zamanında. Güzel seçim hakikaten. Tek tek bancocusu bile aynen. Ekmek yer düşününce. Spice Girls olabilir hakikaten. Ya Spice Girls çok eğlenceli evet, ya. Lütfen de. Ben bence Spice Girls. Güzel tamam. Peki katlanamadığın enstrüman. Şimdi arkadaşlar bu enstrümanı çalan herkesten kırmayalım. Buradan özür diliyoruz her şeyden önce. Evet. Sanatçılığımıza asla kimsenin hiçbir lafı yok. Herkes uzun ömürler diliyoruz enstrümanıyla. Aynen. Ama zevk diye de değil mi? Bir şey de var bu hayatta şimdi. Ya, ben hemen ilk kurşunu atıyorum. Var. Kemençe benim. Kemençe. Hmm. Ben severim kemençeyi. Tulum. Benim tulum. Aa, bak onu da severim. Tulum zorlar baby. Ha? Zorlar. Tulum zorlar. Tamam iki nota daha sonra. Ben de galiba klarnet. Aslında çalımına göre çok değişebiliyor. Ya o iddialı. Evet. Şuna kimse klarnet demezdi. Vay aylar. Harika bence. Tüm icracılarından özür dilerim. Biraz da el kolu enstrümanı ya hakikaten düşününce. Hiç evet, mesela evet, bir kadın evet. Klarnetçi görmedim ben evet, hiç ya. Ben de görmedim. Değil mi? Evet. Güzel klarnet. Hoşça kal kardeşim. Üzgünüm. Peki Spotify'da saçma bir liste adı yapmanı istesek.
Listenin adını mı söyleyeceğim? Evet, kendin yapacaksın. Var öyle bir listem. Söyle, damar söyle. Damar üstüne. Damar damar üstüne mi? Bilmiyorum, saçma mı ama. Harika bence, çok iyi. Nasıl şarkılar var? Tüm 90'lar, damar, pop. Saçmalama. Aşkınlar, sertaplar, yıldızlar, leventler, sezenler. Lütfen listelerimizi bir araya getirebilir miyiz? Tamam, aynen, blend edelim. Ya Mabel, lütfen. Ay, umarım Mabel'le bir gece bir 90'lar Türkçe pop çaldığımız bir partide oluruz. Oo. Ya. Mabel, bunu diliyorum şu anda. Gece, senle 90'lar gece... Türkçe pop tamam, çaldığımız bir tamam, parti diliyorum. Tamam, tamam, yaşasın. Peki. Challenge accept. Favori notam. Favori notam. Aynen. Aa. Nereden çıktı kızım bu? Yani sol diyeyim. Çünkü sol mi minör etrafında dolanır genelde sahnedeki tonların. Çok iyi. Sol diyeyim. Çok iyi. Bunu geçen gün Gaye ve Ali Güçlü ile konuştuk. Ali Güçlü inanılmaz girdi, sonra aralarında konuşmaya başladılar. Ali Güçlü Gaye diyor ki, Gaye seninki sol yani çok açık ara. İnanılmaz, böyle bir şey mi var ya, biz bunu kıçımızdan attığımız var. Peki. Var, doğru, çünkü yani şarkıların işte belli yerlerde dolandığı aralıklar var. Benim de genelde sol minör etrafında dolanıyor sahnede, o yüzden sol diyelim. Peki, Manitan konserlerinin yüzde kaçına gelir? Öncelikle uzun zamandır Manitan yok. Bu da sizin ayıbınız arkadaşlar. Herkes buradaki hatasını şapkasının önüne alsın ve hatam nedir diye düşünsün bu konuda. Söyleyeceklerim bu kadar. Konuşma Belçim. Ben utandım ya. Şu cevaptan ben utandım. Olduğu zaman düşünüyorum. Yani çok uzun zaman önce gerçekten. Geliyordu yani. Bir geliyordu. Yarısına gelmişti. Diyorsun, evet, ha. Gelirdi rahmetlik. Peki yeni albüm öncesi yakınlarına ne kadar ızdırap olursun? Dürüst ol. Çok olurum de. Bilmiyorum yani, çünkü bir günüm bir günüme genelde uymaz. Bazen çok çiçek gibi böyle oluyorum. Bazen insanlar anlayamıyor o agresyonumu falan filan. Bu öyle bir dönem. Şu an albümdeyim. Bu kış inşallah bitireceğim. Ve göreceğiz bu kış bakalım ne kadar zor olacağım. Çünkü bu soruyu yakınlarına bitirmeye... soracağız. Çünkü inanılmaz iyi giyinen hanımefendiyle başlamayı düşünüyorum mesela. Olur. Şu an paralel bir hayatta bir Mabel ne yapıyor sence? Çalışmıyor. Çok bol iyi. Parası zengin. Var ve geziyor. Zevkinde. Zevki sefa. Dünyayı ay, geziyor falan. Gerçekten öyle. Aynen. Şöyle bak, New York'ta Soho'da rave'de. Bir daha yendi. Rave'de. Sadece rave yapıyor. Mabel lütfen yanındaki bir paralel hayattaki Zeynep de kankom ben olabilir miyim? Aynen. Ne olur. Ay, paralel gang, bir hayat. Gang halindeyiz, evet. Sen de varsın. %100 tamam. Aynen. Arkadaşlar biz rave'deyiz biz şu anda. Kit Kat'tayız. Herkes ona göre ayarlasın. Aynen, paralel hayatını. Ay çok iyi. Mabel'cim sen de bir Kit Kat'tayız ve diliyorum. Bu kadar giyinik değiliz tabii ki. Aynen öyle arkadaşlar. Şu bende hiç yok mesela şu falan. Ay biz bir kere Bergay'la gidiyoruz. İşte beni çok uyardılar. Dediler ki yani çok hani sakın düzgün giyinme hani. Abart falan böyle. Bir 12 sene önce evet. Falan. Arkadaşlar benim Şubat ayında mayo üzeri tüle tekne gitmem aynen. Ve götümün donması. Aynen. Abart dedikleri ama bu, için. Ama bunu gerektirir. Bir dakikada da alınmam. Evet tabii aynen. Aynen. Peki. Sekmez. Son sorumuz. Birinci bölümün son sorusu. Ya. Üzüldüm. Ya oy bebeğim seni çok yormamak için. Teşekkürler. Seni ne umutlandırır? Ne umutlandırır? Bilmem yani küçük bir şey bile umutlandırır yani bu sohbet bile beni çok umutlandırdı şu anda. Çünkü birbirimize dokunduğumuz her an o sevgi frekansını hissettiğim her an bana çok iyi hissettiriyor kendimi. Oy, ve oradan benim. Hemen bir tekrardan kaldırıyorum kendimi yani ne kadar düşüksem. Ya çok yani. İyi tamam peki. Arkadaşlar ikinci bölümümüzdeyiz. Burada Mabel'le şöyle bir oyun bulduk. Daha doğrusu biz bulmuştuk. Mabel'i de ona iteliyoruz şu an. Bir yurt dışından çorladığımız bir tatlı bir oyun. Şimdi bir şarkı veriyorum Mabel'e ve gerisini getirecek. Çünkü adam şair abi yani orijinalinden daha iyi olacağını da eminim. Kazık değildir. Hiç değil. Başlıyorum ilkiyle, sen de bana verebilirsin. Ezberinden mi veriyorsun? Evet wow, şimdi helal. Atıyorum. Tabii ki hazırladım abi ezberinden falan. Ben buna yarım saat çalıştım. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Nokta nokta nokta. Benim aklım başımda değil. Saçmalama, orijinalini söylemiyorsun tabii ki. Ha öyle mi? Pardon, yok artık. Hiç anlamamışım şeyi. Kız yok artık. Bir de gururla söylüyorum. Aynen. Benim aklım başımda değil. Bilgilendirme için teşekkürler Mabel'cim. Ay rezalet. Tamam başına alıyorum. Konsepti hiç anlamamışım. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Nokta nokta nokta. Yani bilemedim.
Çok zorlandım. Böyle kemkin. Beraber mi? Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Normalde bu çiçekler kadar... Çiçekler ektiğim yerde değil. Çok iyi. Çünkü bence orijinalde bu saçmalıkta gidiyor. Abi bu kadar şarkının sesleri dişimi çok ağır biliyor musunuz? Bu kadar arsız bir istek olabilir mi ya dişimce? Ne kadar rahat bir şey. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olsun. Aa, bu ne rahatlık ya? Neden? Neden bakmayalım kardeşim? Bir çocuk sevdim uzaklarda nokta nokta nokta. Gözleri çok güzeldi. Tamam bir tane sen bana ver. Ay ne olabilir? İlk aklına gelen. Başkası olma kendin ol. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelim. Çok iyi. Tamam ben de yanlış anlamışım. Self love dedik. Ay self love bende %1 bile olmayan bir şey. Peki arkadaşlar bu olağanüstü programın sonuna gelmedik. Çünkü çıkışımız var daha ne alaka böyle bir kapanış. Ama yine de Mabel'i burada sarılıp öpüyoruz. Kulisine gönderiyoruz. Yani izleyenler şimdiden ne kadar şanslı.